Tekrardan selamlar herkese arkadaşlar. Riot Games yeni hero'muzun yeteneklerini duyurdu. Haber veren arkadaşıma da çok teşekkür ederim. Girip bir inceleme şansı buldum. Şöyle beraber bir bakacak olursak aslında çok farklı bir mekanikle karşı karşıya olduğumuzu göreceğiz. Başlayalım pasifiyle. Hero'muzun adı Kayn ve bu Kayn halinde, kendi halinde hiçbir dönüşümü olmadan vadiye iniyor. Ve menzilli hero kesmesine ya da yakın dövüş hero'su kesmesine göre güncelleme alıyor. Nasıl? Şöyle ki, şu an eşi öldürdü gördüğünüz gibi. Eşten gölge suikastçisi yükseltmesini kazandı. Mavi yükseltmeyi kazandı. Şampiyonlarla girilen çatışmaların ilk birkaç saniyesinde ilave büyü hasarı vermiş oldu. Yani siz uzak dövüş bir hero'yu öldürdünüz ve gölge suikastçisi yükseltmesini kazandınız. Buna hak kazandınız. Sonrasında base'e gittiniz. Kayn'ı gölge suikastçisi şeklinde geliştirdiniz. Böylelikle artık sizin pasifiniz şampiyonlarla girilen çatışmalarda ilave büyü hasarı vermek oldu. Tekrar izleyecek olursak ilave büyü hasarını vuruyoruz şu an. Şimdi Kayn yine aynı şekilde bu sefer bir menzilli değil de bir yakın dövüşü öldürdü. Ve bu sefer de bir Darkin yükseltmesi hakkı kazandı. Base'e döndük. Şu an gördüğünüz gibi bir yükseltme kazandık. Bir metamorfoz artık ne derseniz. Ve artık bir Darkin'iz. Ve Darkin'in pasifi de şampiyonlara verilen toplam yetenek hasarının belirli bir kısmı kadar iyileşme sağlar. Şimdi kısaca benim elimde bir Kayn var. Bu Kayn'ı menzilli şampiyon öldürürsem gölge suikastçısı olabiliyorum. Yakın dövüş öldürürsem de Darkin'e dönüşebiliyorum. Elinizde bir hero ve bu hero'yu iki farklı yolla geliştirebiliyorsunuz. Geliştirmelerinize göre, hangisini seçtiğinize göre de yeteneklerinizde bir değişme oluyor. Nasıl? Q ile başlayalım. Q normalde Kayn'sanız ileriye doğru atılıyor. Çevresinde dönüp hasar bırakıyor. Ama Darkin'seniz, yani bir yakın dövüşü öldürmüş, sonra da bunun güncelleşmesini alıp Darkin'e dönüşmüşseniz, bu yetenek minyonlar dışındaki tüm rakiplere ilave %100'lik can hasarı veriyor. W'sine geçtiğim zaman yine izleyelim. Düz bir hat üzerinde hasar vererek isabet ettiği bütün rakipleri büyük oranda yavaşlatır diyor. Şimdi bu normal yine Kayn. Gölge suyu kasçısına geçtiğim an diyor ki Kayn'ın yerine kasvet dalgası kullanan bir gölge bırakır ve bu canlı gölge daha uzun menzile sahip olur. Ne demek? Bakın bir gölge belirdi. Gölge bu yeteneği kullandı ve daha uzun menzile ulaştı. Burada gösterdikleri bu. Eğer Darkin'e yükseltmişseniz bu sefer de kasvet dalgası isabet ettiği rakipleri kısa süreliğine havaya savurur. Yani sersemlik efekti verir demek istiyor. Bu mekaniğe zaten alışığız. E'ye geçecek olursam çok tatlı bir mekanik aslında bu. Tünelsiz Bard gibi bir şey. Kayn hareket hızında anlık artış ve kısa süreliğine duvarların içinden geçebilme yeteneği kazanıyor. Ancak gölge suikastçıysanız artı bir özelliği var. Gölge yolunu etkinleştirdiğiniz sırada ilave hareket hızı kazanıyorsunuz ve yavaşlatmalardan etkilenmiyorsunuz. Ve ultisine geçecek olursak da çok yine güzel bir mekanik. Eski Fiora'yı hatırlatması dolayısıyla da böyle bir duygulandım. Çünkü güzel bir mekanik, seviyorum bunu. Kayn kısa süre önce hasar verdiği yakın bir rakibin bedenini işgal edebilir. Bir şampiyonu işgal ettiğinde Kayn birkaç saniyeliğine hedef alınamaz hale gelir. Bu esnada yetenek yeniden kullanılırsa etkisi erken sona erer diyor. Ardından Kayn kurbanın bedenini yırtarak dışarı çıkar ve anlık hasar verir. Bakalım. Hop, içine girdik. Hasar almıyoruz şu an kimseden. Sonrasında da geri çıkıyoruz ve anlık hasar bırakıyoruz. Ve gölge suikastçı ya da Darkin olmanıza göre yeteneklere farklı güncellemeler alıyorsunuz. Nasıl? Eğer gölge suikastçıysanız davetsiz misafir, yani ulti yeteneğin çok daha uzaktan kullanılabilir oluyor. Ve Kayn kurbanın içinden çıktıktan sonra Darkin tırpanın ilave büyü hasarını sıfırlar. Şimdi burada bir bakalım. Girdim içine. Hasar mı verdim? Çıktım. Şimdi burası tamam. Şu çıktı. Çıktıktan sonra diyor Darkin tırpanın ilave büyü hasarını sıfırlar. Yeteneğin bekleme gücünü mü sıfırlıyor? Yoksa tırpanın üzerinde büyü hasarı varsa bunu mu sıfırlıyor? Onu tamamlayabilmiş değilim açıkçası.
Eğer Darkin formundaysanız da davetsiz misafir kurbanın azami canının belirli bir oranı kadar hasar verir ve bu sırada Darkin iyileşir. Bakalım, canı azdı şu an. Bayağı böyle sağlam bir can basarak çıktı içeriden. Genel yetenekleri bu şekilde. Burada söyleyebileceğim şey çok farklı bir mekanik olması ve çok dikkatli oynanması gerektiği. Şöyle ki, eğer karşıda çok fazla menzilli varsa ya da iki AD carry'li bir oyunsa gölge suikastçısına dönüşüp fazladan hasar bırakabilirsiniz. Ya da karşı çok fazla Zed ya So gibi böyle güçlü hero'lar bulundurur. O zaman siz Darkin'e dönüşürsünüz ve sersemletme efekti de olan farklı bir şampiyon geliştirmiş olursunuz. Yani hero'yu daha efektif kullanırsınız. Aslında hero'nun mantığı genel olarak bu. Zaten burada ipuçlarında söylenen de bu. Tamamıyla karşının kompozisyonuna göre gölge suikastçısı ya da Darkin olup olmayacağınıza karar vereceksiniz. Bunun dışında son olarak davetsiz misafir hareket becerisi yüksek diğer şampiyonlarla bazı ilginç etkileşimlere girebiliyor demiş ve Shen'in ultisini örnek göstermiş. Shen ultisini haritanın bir köşesine attığında siz son saniyelerde Shen'in içine girdiğinizde Shen'le birlikte bir seyahate çıkıyorsunuz. Bu mekanik bütün yer değiştirme ultisi olan şampiyonlarda kullanılacak mı? Bunu merak ediyorum. Mesela Ryze geldi aklıma. Tahm Kench geldi. Muhtemelen bunlarla da kullanılabilir diye düşünüyorum. Öyle olursa da görsel şölenin yüksek olduğu oyunlar izleyeceğimizde kesin. Başka da söyleyecek şu an için bir şeyim yok. PB'ye eklendiğinde mutlaka girip denemek istiyorum. Aslında ilk başta bize gösterilen ormancı olmasıydı. Ormancı bir şampiyon olacağı yönündeydi. O yüzden ben böyle biraz umudumu kesmiştim. Hala ormancı gibi görünüyor olabilir. Ama solo'da da alınıp oynanılabilitesi var gibi duruyor. Dolayısıyla deneyip belki de normal sunucuda da çok severek alıp oynayacağım bir şampiyon olacaktır. Şimdilik söyleyebileceklerim sanırım bunlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğenmeyi ve gelişmelerden haberdar olabilmek için de abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.